Merhaba İhsan TV'nin sevgili öğrencileri, izleyicileri ve dinleyicileri. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de doğal afetleri işleyeceğiz. Buyurun. Başlığımız Türkiye'nin doğal afetleri. Arkadaşlar doğal afette yeni bir sınıflandırmamız var. AFAD'a göre yapılan sınıflandırmayı sizlere hazırladım. Bakınız jeolojik kökenli felaketler. Deprem, volkanik patlama, tsunami hem jeolojik hem jeomorfolojik. Jeomorfoloji ne demek? Jeomorfoloji yer şekli demek. Peki jeoloji ne demek? Yer yapısı demektir. Bu ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz. Jeoloji yerin yapısı, jeomorfoloji yerin şekli. Gördüğünüz üzere heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntıları hem jeolojik hem jeomorfolojik kabul ediliyor. Burada Türkiye'de görülmeyenler var elbette. Hangisi Türkiye'de görülmez? Türkiye'de görülmeyenlere çarpı koyacağım. Volkanik patlama. Peki ya tsunami görülür mü? Elbette görülür. Arkadaşlar deprem olabilen her yerde tsunami olabilir. Ha okyanustaki kadar büyük olmaz ama yine de tsunami olabilir. Bakın klimatik ya da meteorolojik kökenli felaketler. Klimatik ya da meteorolojik kökenli. Bunlar daha fazla görülebiliyor Türkiye'de. Gerçi AFAD'a göre Türkiye'de en çok görülen heyelan en çok can kaybına neden olan depremdir. Tekrar ediyorum AFAD'a ve MEB'e göre Türkiye'de en çok görülen heyelan fakat en çok can kaybına neden olan ve mal kaybına neden olan deprem olarak kabul görüyor. Çünkü biz uzun yıllar aslında en çok görülen doğal afetin deprem olduğunu anlatmıştık. Ancak AFAD ve MEB Buna bir nokta koydu. Türkiye'de sayı olarak en çok heyelan meydana gelmektedir. Fakat can ve mal kaybına en fazla neden olan doğal felaket deprem olarak görülmektedir. Hatta ikinci sırada sel ve taşkınlar, sonra heyelanlar geliyor. Şimdi Türkiye'de sel ve taşkınlar oluyor, çığ olabilir, fırtına, hortum olabilir ancak dikkat kasırga, tayfun olmaz. Kasırga ve tayfunlar tropik siklonlardır. Tropik bölgelerde görülen, sıcak okyanuslarda görülen felaketlerdir. Malumunuz bizde sıcak okyanus söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye'de kasırga tayfun görülmez. Dolu, sis, orman yangınları ekstrem durumlarda. Dikkat! Ekstrem yani havanın soğuk olması bir felaket değil. Aşırı soğuk olması ve bunun uzun sürmesi. Sıcak olması sıcak olabilir hava bir gün iki gün. Ama aşırı uzun sürmesi can kaybına neden olması gibi olaylarda yani söz konusu durum ekstrem hale gelirse bir doğal felaket olabilir. Bakın siz, siz günlük hayatta yaşanabilir. Sabah kalkarsınız, bir iki saat sis vardır. Bu bir felaket değildir. Ancak çok uzun süren sisler, hava yolu, karayolu, deniz yolu ulaşımını aksatmakta böyle durumlarda sis dahi bir felakete dönüşebilir. Arkadaşlar biyolojik kökenli felaketlerden erozyon çok yavaş gerçekleşen bir felakettir. Erozyon öyle birden olmaz. Yavaş yavaş gel. Kuraklık da öyledir. Erozyon da öyledir. Erozyonu ayırt edeceğiz. Bunları tek tek size izah edeceğim. Türkiye coğrafyası üzerinden izah edeceğim. Erozyon yavaş gerçekleşen bir biyolojik felaket kabul ediyor. Afat hocam ya toprak biyoloji ne alaka diyeceksiniz? Arkadaşlar toprağa bir canlı kabul ediyorlar. Toprağın yok olmasının tarıma olan etkileri, bitkiye olan etkileri sebebiyle biyolojik kökenli bir felaket kabul ediliyor Erezyon. Orman yangınları, hocam burada da vardı orman yangınları. Şimdi bakın doğal olarak meydana gelen orman yangınları var. Klimatik nedenlerle, aşırı sıcaktan kaynaklı, kuraklıktan kaynaklı. Ama İnsanların sebep olduğu orman yangınları da var. Ve en nihayetinde o orman yangınları biyolojik bir felaket, biyolojik bir kaza da diyebiliriz buna. Böyle sonuçlanıyor. Ve salgınlar malumunuz dünya çapında yaşanabiliyor. Pandemi ilan edilebiliyor. Salgınlarda biyolojik bir afet sınıfına dahil ediliyor. Ve böcek istilaları... Sanırım 2020 yılında bunlar çok sık yaşandı. Ve salgınlar, böcek istilaları da biyolojik felaketler sınıfında. Arkadaşlar sosyal afetler. Yangınlar. Yani hocam orman ya bu şehir yangınları. Büyük yangınlar. Bunlar sosyal felaketle sonuçlanabilir. Savaşlar, terör, göç olayları. Sosyal felaketlerden teknolojik afetlerde malum insan kaynaklı oluyor. Yani bunların çoğu insandan kaynaklı. <laughs> Maden kazaları, biyolojik kimyasal veya nükleer kazalar, saldırılar, sanayi, ulaşım kazaları bunlar da teknolojik felaketler sınıfına dahil oluyor. İşte sınıflandırmamız böyleydi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Türkiye haritası üzerinde Sizlere bunları tek tek izah etmeye çalışacağım. Depremle başlamak istiyorum. Türkiye'de depremler sıklıkla görülür. Neden? Çünkü Türkiye üçüncü zamanda oluşmuş genç bir ülkedir. Üçüncü zamanda oluşmuş genç bir ülke olan Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve elbette Ege fay hatlarına bağlı olarak depremler meydana gelir. Bakın, arkadaşlar depremler en çok Ege'de olur. Ege'de depremler çok olur. Sayı olarak çok olur. Ama genelde büyük depremler yaşanmaz Ege'de. Ne olur? 5, 5,5. Çok fazla fayatlı var. Neden? Horse Graben Sistemi nedeniyle. Bunu hatırlıyorsunuz. Kaf üzerinde ise, yani Kuzey Anadolu fayatlı üzerinde büyük depremler olur. Tarihte de, yakın tarihte de oldu. 9, 9 buçuk. Oldu mu o kadar? Yok. Abarttık. 8, 7. 9 buçuk o çok ekstrem yani Şili'de vesaire görülmüş tarihteki en yüksek depremlerdir. Kaf üzerinde 7, 7.4, 7.6, 7.8'e kadar varan depremler yaşanmıştır. Malumunuz 1999 depremi de Kuzey Anadolu Fayı üzerindeydi. Evet yani depremler sıklıkla Ege'de görülüyor ama en büyük depremler Kaf üzerinde ve Daf üzerinde görülüyor. Peki depremin görüldüğü yerleri biliyoruz. Esasen Türkiye'de 81 il varsa e zaten 75-76'sında deprem oluyor. Peki burada önemli olan depremin olduğu yerler değil, olmadığı yerler. Buyurun arkadaşlar, hatırlatın bana. Buyurun. Deprem olasılığının düşük olduğu yerler nerelerdi? Masiflerdi. Evet. Duyar gibiyim. Masiflerdi. Devrekani, Yıldız Dağları, Taşeli ve Mardin. Tekrar... Devrekani Zonguldak, Yıldız Dağları, Taşeli ve Mardin deprem riskinin Türkiye'de en düşük olduğu yerlerdi. Şimdi bir soru geliyor. Dikkat. <laughs> Bir, iki. Buyurun size iki masif. Tahtada iki masifimiz var. Hangisinde deprem olasılığı daha düşüktür? Hocam ikisi de masif. Ama birinde deprem olasılığı daha düşüktür. Cevap, cevap iki. Neden? Arkadaşlar bu da masif. Bu da masif. Ama bu fay hatlarına uzak bir masif. Biz nükleer santralimizi nereye yapıyoruz? Mersin Akkuyu'ya. Neden Mersin Akkuyu'ya yapıyoruz? Çünkü deprem riskinin en düşük olduğu yer Türkiye'de Taşeridir. Ama ben diyorum ki burada deprem olabilir. Hayda. Hocam şimdi dediniz burada deprem riski düşüktür diye. Evet öyle dedim ama başka bir deprem olabilir. Nasıl bir deprem? Çökme, çöküntü, karstik deprem. Burası karstik arazi. Çökmeler olabilir ama onun etki alanı dardır. Şiddeti fazla değildir. O depremler tektonik depremler değildir. Çökmeler, doğal çökme olayları meydana gelebilir. Litolojik yapıdan. O zaman buraya litolojik kökenli felaketlere çökme, göçük ekleyenebilir. Evet ekleyebiliriz. Litolojiden yani kayaçtan kaynaklı çökmeler meydana gelebilir. Ben diyorum ki burada da bir nevi deprem, bir nevi çökme meydana gelebilir. Çökmeler. Neden? Arkadaşlar, insan kaynaklı. Madencilik. Maden ocaklarında göçükler, çökmeler meydana gelebilir. Peki, deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Tedbiren depreme karşı şöyle bir tedbir alamazdık yakın zamana kadar yerleşmenin yerini değiştirmek söz konusu olamaz. Yani şöyle düşünün İstanbul bir deprem şehri. Fay hattı üzerinde bir şehir İstanbul. İstanbul'u nereye taşıyacaksınız? Türkiye nüfusunun zaten çok büyük bir kısmı fay hatları üzerinde yaşar. Bilinçli değil. Yani hadi şurada fay hattı var, gidelim üstünde yaşayalım dememişler. Nasıl olmuş bu? Tektonik ovalar genelde fay hatlarına denk geldiği için tektonik ovalar İnsanlar da yaşamak için ovaları tercih ettiği için ne olmuş denk gelmiş. E yerleşmenin yerini değiştirmek öyle kolay bir şey değil ancak Türkiye'de yakın zamanda bir karar alındı. Bir ilçenin yerinin değiştirilmesine karar verildi. Hangi ilçe bu? Az bilinen bir durum bu. Az da görülen Bursa'nın Gemlik ilçesinin taşınmasına karar verildi. Depremsellik nedeniyle. Henüz bir taşınma söz konusu olmasa da böyle bir karar var önümüzde. Bunu da duymuş olalım. Tabii depreme karşı ağır ve sert malzeme kullanmaktan ziyade hafif ve esnek malzeme kullanmalıyız. Çünkü esneme payı olması daha iyi. Ve depremde alivyal ovaları değil dağ yamaçlarını tercih etmeliyiz. Nitekim tarihteki büyük bazı depremlerden sonra Örneğin Erzincan depreminden sonra Erzincan Erzincan Ovası'ndan Dağ eteğine taşınmış. Van depreminden sonra Van Ovası'ndan yine dağ eteğine taşınmıştır. Dağ etekleri depremde yerleşme açısından daha uygun, daha müsait yerlerdir. Depremle ilgili daha fazla bir şey anlatmayacağım size. Çünkü Türkiye'nin bir gerçeği ve neredeyse hemen her gün duyduğunuz tedbirler, önlemler var. Evet, depremin hikayesi Türkiye'de böyleydi. <laughs> Sırada heyelan var. Heyelanın meydana gelebilmesi için bakın neler lazım? Öncelikle killi toprak. Killi toprak eğim eğim Arkadaşlar yükselti değil, eğim. Yani yükselti yazmadım, eğim. Çünkü heyelan jeomorfolojik bir felaket aynı zamanda. Killi toprak eğim bol yağış ve tabakaların farklı yapıda, tabakaların farklı yapıda eğim doğrultusunda uzanması gerekir. Bunun ne olduğunu anlatacağım size. Bakın şöyle farklı tabakalar olsun. Nasıl yani hocam? Yukarıda suyu geçirebilen, suyu emebilen tabakalar olsun. Altta ise geçirgen olmayan bir tabaka. Tabaka dediğim öyle bir iki santim değil. 40-50 metre kalınlığında bir toprak kaya tabakasından bahsediyoruz. Bu üstteki suyu emecek, şişecek, akacak, dökülecek. Can ve mal kaybına neden olacak belki de. Zaten AFAD'a göre Türkiye'de en fazla görülen felaket heyelandır. Heyelan olayı Türkiye'de en fazla Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ilkbahar aylarında görülür. Heylan en fazla Karadeniz'de ilkbahar. Hocam, Karadeniz'in en yağışlı mevsimi sonbahar. Nasıl ilkbaharda daha fazla heyelan oluyor? Arkadaşlar, bakın. Evet, en fazla yağışı sonbaharda alıyor. Ama kar erimeleri nedeniyle heyelan olayı en fazla Karadeniz'de ilk barda görülür. Peki hemen bir soru sormak istiyorum size. Bakın bir, iki, üç, dört ve beş. Arkadaşlar haritada işaretli yerlerin hangisinde heyelan olayı daha fazla görülür? Şimdi burada eğer içinizde bir diyen varsa muhakkak önceki derslerimize bir göz atsın. Çünkü bir neresiydi? Samsun'du. Burası düz. Burada heyelan olma ihtimali düşük. Yok. O zaman Karadeniz'in doğusu da batısı da yok. Bana eğimli bir yer lazım. Güneydoğu'da nasıl heyelan olsun? Konya'da nasıl heyelan olsun? Dümdüz yerde heyelan olur mu? Ya da Ergen Ovası'nda. O zaman cevabımız arkadaşlar iki. Cevabımız <laughs> iki. Demek ki heyelan Karadeniz yoksa ikinci en fazla olan yer Doğu Anadolu'dur. Bunu bilmekte fayda var. Yani biz hep en fazlayı biliyoruz. Ve istisnaları da bilmek lazım. Bakın burada heyelan olmaz. Bafra Çarşamba Ovası'nda heyelanın ne işi var? Orada heyelan olmaz. Dikkat edin bunlara. Peki arkadaşlar Heylana karşı nasıl tedbir alabiliriz? Heylana karşı eğer içinizde taraçalandırma, tarlayı eğime dik sürmek, ağaçlandırma diyen varsa yanılıyor. Arkadaşlar onlar erozyona tedbir. Şimdi biliyorum. Erozyonla heyelanı karıştıranlar oluyor. Heylana tek bir tedbir var. Kaç kaçabildiğin kadar. Tabii ki kaçmaktan ziyade tedbir kaçmak son anda yapılan bir şey çünkü tedbir olmuyor pek o. Ee, öncesinde heyelan riskinin olduğu yerlerde yerleşmenin yerini değiştirmek söz konusudur. Yani heylana karşı alınacak en önemli tedbir yerleşim yerinin yerini değiştirmek. Riskin olduğu yerlerde hemen devlet de zaten müdahale ediyor. Geliyor diyor ki burası çok riskli, konutu buradan taşıyın, köyü buradan taşıyın diyor. Ya da Avrupa'daki gibi bizde de yapılmaya başlanıyor. Önleyici tedbirler de var. Yani kontrollü heyelan gibi. Hani heyelan riski zaten varmış. O zaman şurayı boşaltın, bir heyelanı biz yapalım. En azından dağın yamacı aksın, kontrollü heyelanda olabilir. Tabi setler örülüyor, ağlar örülüyor, otobanların kenarında görmüşsünüzdür. Kaya düşmeleri ve heyelanı engellemek için örülen istinat duvarları ya da ağlar söz konusu onu da zaten duymuşsunuz ve hatta görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Fakat onlar geçici tedbirler. Yani risk varsa o duvarı da alır, ağacı da alır. Ağaçlandırma zaten. Bakın arkadaşlar, ağaçlar heyelanı engelleseydi en fazla Karadeniz'de olmazdı. Öyle bakmak lazım olaya. Evet sırada sel ve taşkınlar var. Sel ve taşkın. Dikkat ederseniz ayrı ayrı söylüyorum. Sel ve taşkın. Zaten ayrı ayrı mevzu vardır sel ve taşkın. Sel Aşırı yağışlarla görülür. <laughs> Nerede? Bakın Doğu Karadeniz sel olur mu olur? Batı Karadeniz çok sık olur. Antalya'da olur. Hatta seralara zarar verir. Kış aylarında seller. Hatay olur. Şimdi sel aşırı yağışlarla görülür ama sellenme başka bir olay. Sellenmeye lütfen dikkat edin. Bakın sellenme ya da sel rejimli akarsular hatırlarsanız konveksiyonel yağışlarla İç Anadolu'da böyle aniden ortaya çıkan küçük küçük derelere verilen isimdi. Sellenme sel demek değildir bu aşk başka bir şey ayrı bir şeydir. Arkadaşlar sel aşırı yağışlarla görülür ama diyeceksiniz ki hocam İstanbul'da Ankara'da İzmir'de aşırı yağış olmuyor ama yine de seller oluyor sel, sel, sel. Olabiliyor. Kentleşme, betonlaşma. Yani yapılaşma. Yanlış yapılaşma. Evet kentlerde o zaman hocam sel de insanın da etkisi var. Var zaten. Heyelanda da insanın etkisi var. Nasıl var? <laughs> Bakın yol, temel, tünel kazıları sırasında insanlar da yamacın dengesini bozacak faaliyetlerde bulunabiliyor. Ama depremde insan etkisi yok onu söyleyeyim. Yani depremin meydana gelmesinde o işte hocam sismik bombalar varmış depremi birileri yapıyormuş. Bence öyle değil arkadaşlar. Çünkü milyonlarca yıldır deprem oluyor. Deprem yer kabuğunun bir gerçeği. Hareketinin bir sonucu levhaları. Bu olacak. Ama selde bizim etkimiz var. Çünkü aşırı betonlaşma, toprağın yok edilmesi, suyu ememeyen yer kabuğu ya da toprak ne yapacak? Yüzeysel akışa geçecek. Kentlerde meydana gelen selde yanlış yapılaşmaların etkisi vardır. Peki taşkın ne demek? Taşkın ne demek? Taşkın bakın gösterelim. Şu taşkın. Hocam bu ne? Devam edeyim. Taşkın bu. Nasıl yani? Arkadaşlar, nasıl vadi? Geniş tabanlı vadi. Akarsu yüzeyde akıyor. Hatırlarsanız geniş tabanlı vadilerde taşkınlar görülebiliyordu. Gerçekten öyle miydi? Örneğin Edirne'de taşkın olur mu? Hemen bakalım. Olur. Meriç taşar. Samsun'da, Bafra'da, Çarşamba'da taşkın olur mu? Kızılırmak, Yeşilırmak taşar mıydı? Tabii ki. Çarşambayı sel aldı ama aslında sel almadı. Taşkın alıyor. Taşkın. Ya da Filios, Bartın çaylarında taşkın olur. Hatta buraların en sıkıntılı durumlarıdır bunlar. Batı Karadeniz'in. İzmir'de malumunuz Menderesler çizerek geniş tabanlı vadilerde akan Bakırçay Gediz, Küçük Menderes nehirleri de taşkınlar gösterir. O zaman hocam vadinin yapısı taşkına neden oluyor. Tamam. Ya iyi de İstanbul'da, Ankara'da, orada burada doğru düzgün dere yok ama yine de taşkınlar oluyor. Bak aslında dere var. Ama biz dereyi ne yapmışız? Dereyi boğmuşuz. Üstüne ev yapmışız. Yol yapmışız. Dereleri sıkıştırmışız ve doğa yağmurda tekrar kendine gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla taşkında çarpık yapılaşmanın, kentleşmenin, dere kenarlarına yapılaşmanın da etkisi vardır. O zaman bu sel ve taşkınlara karşı alınması gereken en önemli tedbir dere kenarlarına yapılaşmadan uzak durmak ve derelerin ıslah edilmesi. Islahat iyileştirme, düzeltme. Mesela Asi Nehri çok sık taşkınlar gösteren bir nehirdi. Kent merkezinde. Ne yaptılar? Dereyi derine doğru kazıp bir nevi kanala dönüştürdüler ki derinde aksın taşmasın diye. Bunu da böyle ekstra bilgi olarak söyleyeyim dedim. Sel ve taşkının durumu buydu. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Şurada soracağız. Sorumuzu burada soracağız. Arkadaşlar bakın Bu bir soru. Dikkat. 1 2 3 4 Yine 5 diyelim. İşaretli yerlerin hangisinde kaya düşmeleri daha sık görülür? Şimdi çeldirici var. Burası öğrenildi artık. Tamam. Hocam burada kaya düşmez. Eğer batı doğu Karadeniz olsaydı kaya düşmeleri olurdu. Doğu Anadolu olsak kaya düşmeleri olurdu. Urfa'da herhalde kaya düşecek bir yer yok. Ergene Ovası Yıldız Dağları'yla karıştırmayın. Yıldız Dağları şurası. Ergene Ovası'nda yok. Bu olabilir. Bir İç Anadolu, yani İç Anadolu'da kaya düşmesi nerede olacak ki? Arkadaşlar, kaya düşmeleri Türkiye'de en sık Nevşehir-Kayseri-Nide dolaylarında görülür. Nide-Kayseri-Nevşehir üçgeni kaya düşmelerinin en fazla görüldüğü yerdir. Nasıl yani hocam? Peribacalar var ya, Erciyes Dağı, Nide'de, bu bölgelerde, bu volkanik arazilerde, tüfün üzerine ardalanmış bazaltlarda düşmeler görünebilir. Burası sizi yanıltabilirdi kaya düşmeleri tabii ki Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de olur. Doğu Karadeniz'de olur. Doğu Anadolu'da olur. Akdeniz'de olabilir. Ege olabilir ama bunun kadar değil. Türkiye'de kaya düşmeleri en fazla Niğde, Kayseri ve Nevşehir'de olaylarında görülür. Peki, doğal afetlere devam edelim. Çığla devam etmek istiyorum. Çığ nerelerde olur? Arkadaşlar çığ bu arada kaya düşmelerine de tedbir olarak tıpkı heylandaki gibi istinat duvarları, çelik ağlar olabilir. Ama dediğim gibi bunlar da tedbirler hep geçici tedbirlerdir. Münferit olaylar ama bunları engellemek pek kolay değil. Çığ olayı Türkiye'de en fazla Doğu Anadolu'da Bitlis, Van, Bingöl, Tunceli, Erzurum gibi illerde görülür. Özellikle Bitlis, Hakkari bu en fazla çığ olayının göründüğü ya da Van en fazla çığ olayının göründüğü yerlerdir. Hocam çığ klimatik diyorsunuz ama eğim de lazım. Eğim de olmak. Evet evet. Ama MEP çığı klimatolojik, meteorolojik kökenli alıyor. Yani iklim kökenli kabul ediyor. Evet eğim de olması lazım. Onu da unutmuyoruz. Yani çığın meydana gelmesinde. Mesela Konya'ya da kar yağar ama Konya Ovası'nda çığ nerede olacak? Dümdüz ova. Çığ olmaz. Eğim de gereklidir. İkisi de birden söz konusu olunca çığ olayı maalesef meydana geliyor. Peki ağaçlar heyelanı engelleyemiyordu. Acaba çığı engelleyebilir mi? Engelleyebilir. Çünkü çığ en nihayetinde 1-2 metrelik bir kar örtüsü. Ağaçlar gövdeleriyle çığı durdurabilir. Heylanı niye durduramıyordu? Heylan tabaka dökülmesi, kütlü hareketidir. Heylan bir kütlü hareketi, toprak kayması değil. Toprak deyince insanların aklına 1-2 santimlik toprak geliyor. O yüzden ona toprak kayması demek çok doğru değil heylana. Heylan bir kütle hareketiydi. Çığ ise 1-2 metrelik kar hareketi onu ağaçlar gövdeleriyle stabilize edebilirler. Buna dikkat edelim. Peki arkadaşlar. Türkiye'de sis olayından bahsetmek istiyorum. Hani iklimde fazla anlatmadık. Buraya bırakmıştım sisi. Şu sisi biraz konuşalım. Hocam sis de felaket mi ya bizim memlekette her gün oluyor diyeceksiniz. Şimdi içinizde bunu düşünenler vardır. Tabii ki bazı durumlarda olabilir felakete hani diğerleri kadar bir deprem gibi olmasa da bir sorun yaratabilir. En azından günlük hayatı aksatabilir. Bakalım. Arkadaşlar sis olayı kıyıda meydana gelen adveksiyon sisleri. Bu çok önemli değil. Bilimin gereği olarak kullandığım bir kelimedir. Dersin hakkı gereği adveksiyon sisleri. Özellikle Karadeniz'de orografik sisler, adveksiyon sisleri. Yani denizle karanın farklı ısınması nedeniyle ortaya çıkan sisler çoktur. Sis en fazla Karadeniz'de olur. Sizi ilgilendiren kısmı bu. Sis en fazla Türkiye'de Karadeniz'de olur. Doğu batı Karadeniz'de olur. Orta Karadeniz'de de olur. Olur. Denizle karanın farklı ısındığı. Sonra Marmara'da olur. Boğazlarda özellikle. Sis olur. En az Akdeniz'de olur. Akdeniz'de neredeyse siz anca 1-2 saat görülür. Çok önemli değildir yani orada. İç Anadolu'da vesaire, radyasyon sisleri de Doğu Anadolu'da görülebilir. Şimdi Karadeniz'deki sisin çok fazla olumsuz bir yanı yoktur. En fazla hoş bir manzaraya sebep olur. Çayınızın eşliğinde manzarayı izlersiniz. Ancak İstanbul Boğazı'nda ya da İstanbul'da sis olduğunda ulaşımı aksatabilir. Hele uzun sürerse bu sis hava yolu ulaşımını, deniz yolu ulaşımını, boğazdaki ulaşımı aksatıp hatta maazallah boğazda kazalara neden olduğu da geçmişte söz konusu olmuştur. Dolayısıyla aslında sisin Evet en çok burada oluyor ama burada daha fazla soruna neden oluyor. Biz sorun bakımından bakıyoruz olaya. Evet siz burada daha ciddi çünkü nüfus burada. Ya yani burada nüfus fazla, ulaşım fazla o yüzden siz burada problem çıkarabilir. Arkadaşlar orman yangınları. Dikkat, orman yangınları. Önemli bir konu. Türkiye'de orman yangınları özellikle Nisan ayından başlar, Nisan-Mayıs ayından Eylül ayının sonuna, Ekim ayına kadar Akdeniz iklim bölgelerinde. Örneğin Kaz dağlarından başlayıp, Balıkesir-Çanakkale arasındaki kaz dağlarından başlayıp, Menteşe'de, Beydağlarında, Antalya'da, Hatay'a kadar ciddi orman yangınları görülebilir. E çünkü burada orman var. Peki, burada bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar, Karadeniz'de de çok orman var. Karadeniz'de orman yangınlarının az görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A nemlilik B yağış miktarı C yağış rejimi D denizellik E sıcaklık Buyurun. Hangisi orman yangınlarının Karadeniz'de daha az görülmesinin sebebi? Nemlilik mi? Yağış miktarı mı? Yağış biçimi mi? Yağış rejimi mi? Yoksa sıcaklık mı? Cevabımız yağış rejimi. Nasıl yani? Arkadaşlar yağış rejimi düzenli olduğu için yani burada hep yağmur yağdığı için orman yangınları pek görünmüyor. O zaman hocam Akdeniz'de orman yangınlarının görülmesinin sebebi nedir? Yine yağış rejimi düzensiz olduğu için. Dünyada da zaten en çok orman yangını Akdeniz iklim bölgelerinde görülür. Çünkü 6 ay yağmur var 6 ay yok işte o olmayan dönemde var olan ormanlarda yangınlar çıkabiliyor. Ama Karadeniz'de yağış rejimi düzenli olduğu için orman yangınları pek görülemiyor. O zaman orman yangınında yağış rejiminin rejiminin çok ciddi etkisi var. Tabi istatistiğe bakarsanız aslında Güneydoğu Anadolu'da daha az orman yangını var. Türkiye'de en az orman yangını bence Güneydoğu Anadolu'da. Mesela Urfa'da. Mardin'de. Niye? E orman yok. E dünyada en az orman yangını o zaman kutuplarda, çöllerde. Aynen öyle. Orman yoksa nasıl yanacak? İstatistik bu konuda bizi yanıltabilir. Yani Urfa'da mı daha az orman yangını olur? Yoksa Trabzon'da mı derseniz? Bence Urfa'da. Urfa'da yanacak bir orman yok ki. Malumunuz son yıllarda Trabzon'da birkaç orman yangını da görüldü. Yağış rejimi düzenli olmasına rağmen. Evet arkadaşlar. Bu... Orman yangını meselesi e böyleydi. Tabi orman içine yollar yapmak yanlış bir uygulama değil. Hocam olur mu ya orman içinde yolun ne işi var? Değil. Yol derken beş şerit otobanı kastetmiyoruz. Yol derken ormanın içine tali bir yol. Söndürme araçlarının girebileceği ve yangının sıçramasını engelleyecek kadar boşluklar oluşturacak yollardan bahsediyoruz. Gözetleme kuleleri yine devletin aldığı zaten bu tarz tedbirler orman yangınlarını engellemek için söz konusudur. Evet orman yangınlarını da işlemiş bulunduk. Arkadaşlar hava kirliliği dikkat. Onu da biraz anlatmak istiyorum. Özellikle fosil yakıt kullanımının olduğu yerlerde. Eğer kış günlerinde inversiyon yaşanırsa. Hayda, hocam sen alana girdin. Alan anlatmaya başladın bize inversiyon falan diyorsun. Hayır, bak. Terselme, terselme. Sıcaklık terselmesi. Nasıl yani? Şimdi bu çanakta kurulmuş bir kasaba, ovada çevresine göre çukurda kurulmuş bir kasaba olsun. İnversiyonu yani sıcaklık terselmesini anlatıyorum. Soğuk hava daha ağırdır. Kış günlerinde soğuk hava bu çanağa çöker. Bakın soğuk hava çöktü. Sıcak hava gelir sonra sıcak hava soğuk havanın altına giremez. O da zaten daha hafiftir. Burayı doldurduğu için soğuk hava. Sıcak hava yukarıda kalır. Şimdi normal şartlarda yükseldikçe sıcaklık ne oluyordu? Azalıyordu. Ama böyle bir yerde yükseldikçe sıcaklık azalmaz, tam tersi artar. Çünkü soğuk hava aşağı gelmiş, sıcak hava biz buna terselme diyoruz. Bunun ne ilgisi var hocam doğal afetle şimdi? Sen bize klimatoloji anlatmaya başladın. Bakın, zaten klimatolojik kökenli bir felaketten bahsediyoruz ya. Çevresine göre çukurda kalan Malatya Ovası, Ercin, Erzincan Ovası, Ankara Ovası gibi yerlerde özellikle kömür kullanıldığı yıllarda çok ciddi hava kirliliğine neden olan bir olaydı bu. Soğuk hava aşağı çökerken beraberinde havadaki partikülleri de indiriyordu ve uzun süreli kalıcı bir hava kirliliğine neden oluyordu. Türkiye'de halihazırda kömür kullanımının devam ettiği yerlerde bu olaylar kış aylarında yaşanır. Hava kirliliğinin bu kısmını anlatmak istedim. Eksik kalmasın. Çünkü soru bankalarında falan görebilirsiniz. Terselme sıcaklık terselmesine bağlı hava kirliliği vesaire. Çukur alanlarda görülen bir olaydır. Buna da dikkat edelim. Arkadaşlar evet yavaş yavaş sona geldik. Birini sona bıraktım. Bir sorunu sona bıraktım. Erezyon. Erezyon konuşacağız ama tekrar etmek istiyorum. Bakın Türkiye'de tsunami olur, kasırga tayfun olmaz. Bunu tekrar edeyim. Çünkü bu konuda bir karışıklık oluyor bazen. Türkiye'de volkanik patlama olmaz. Bunlar dik, diğerleri yani inşallah olmaz ama e, yaşanabilecek sorunlar maalesef. Peki, Erezyon'u özel olarak anlatacağım size. Sona bıraktım çünkü maalesef bunu Heyelanla karıştıranlar var. Oysa bambaşka bir şey. İki konu arasında hiçbir bağlantı yok. Buyurun, Türkiye'de Erezyon. Arkadaşlar şurada bir ufak bir temizlik yapalım. Burayı kullanacağım sizin için. Şimdi erozyon dış kuvvetler tarafından toprağın zamanla süpürülmesidir. Anahtar kelime zamanla. Tekrar ediyorum. Dış kuvvetler tarafından toprağın zamanla süpürülmesidir. Öyle birden olmuyor. A erozyon oluyor. Öyle değil bu iş. Zaman. Hiç siz erozyondan hayatını kaybeden gördünüz mü? Erozyon can mal kaybına sebep olmaz. Kısa vadede. Can kaybına zaten sebep olmaz. Heylan gibi olabilir mi? Heylan maalesef aniden oluyor ve o sırada toprak altında kalabiliyor. insanlar, hayvanlar, canlılar ya da konutlar. Erozyon zamanla yavaş yavaş olur. Peki toprağı hocam tutabilir miyiz ki? Yani ne yapacağız? Tutkalla yapıştıracağız da gitmesini mi engelleyeceğiz? Giden toprakta 1-2 santimlik topraktan bahsediyoruz. Üst kısmındaki 1-2 santimlik verimli kısımdan. Hayır gidecek. Ama ne kadar gittiği, ne kadar sürede gittiği önemli. Yani 100 yılda, 120 yılda gidiyorsa e, problem değil ama 40 yılda gidiyorsa, 20 yılda gidiyorsa bu toprak ya da 3-5 yılda gidiyorsa çok ciddi bir problem. Çünkü 1 santimlik bir toprağın oluşması için 150 yıla ihtiyaç var. Yerine yenisini koyamadığın zaman verim azalıyor. Erozyonun en önemli problemi bu zaten. Nasıl yavaşlatabiliriz hocam peki erozyonu? Bir defa erozyon nerede çok oluyor? Önce ona bakalım. Bitkinin cılız olduğu kurak yerlerde daha çok erozyon olur. Türkiye'de erozyonun kuvvetli olduğu yerler İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve eğimin de etkisiyle Doğu Anadolu. Dahi şunu söyleyebilirim size. Türkiye'de rüzgar erozyonu derse cevabınız İç Anadolu olsun. Akarsu erozyonu derse cevabınız Doğu Anadolu olsun. Çünkü burada akarsular daha hızlı daha çok erozyon yapıyor. İl bazında da en çok erozyon olan il aslında Konya'da değil. Ağrı. Hem çıplak yamaçlar hem de eğim eşlik ettiği için bölge bazında evet iç Anadolu olabilir en kuvvetli erozyon ama il bazında ağrıda da çok kuvvetli erozyon söz konusudur. Peki nasıl yavaşlatacağız? Tamam toprak elbette gidecek. Hatta erozyonun olumlu bir sonucu da var. Onu da en sonunda söyleyeceğim. Yani Her şey olumsuz değil. Bir olumlu sonucu da var. Nasıl yavaşlatacağız? İki tane yolu var. Bir, bitkiyi koru 2 eğimi azalt. Bitkiyi koru, eğimi azalt. Bitkiyi nasıl koruyacağız? 1. Meraları koru. Meralar yani otlakları koru. Bir emir kipi, emir cümlesi gibi oluyor bu. Meraları korumalı diyeyim. Korumalıyız. Aşırı otlatma yapmamalıyız. Aynı şey zaten. Korumuş olursunuz. Yapılmamalı. Aşırı otlatma yapılmamalı. Anız yakılmamalı. Anız ne? E şimdi buğdayı topladın sapları kaldı kısa yoldan aman şimdi kim mazot harcayacak? Ver ateşe yansın gitsin diyor. Olmaz. Hem anız yattığınızda topraktaki mikroorganizmaları canlıları da yakmış oluyorsunuz. Hem de bazen kontrolü kaybedip kendi evini yakan var yani. Ormanı yakan var. Anız yakılmamalı. Nitekim cezası var zaten anız yani buğdayı topladıktan sonra ya da işte ürünü topladıktan sonra kalan saplar yakılmamalı. Arkadaşlar bitkiyi koru. E tabi başta söylememiz lazımdı. Ağaçlandırma yapmalı. Ağaçlandırmalı. Baktın arazin öyle çıplak. 3-5 tane ağaç dik. Ağaçlandır. Ve arkadaşlar nadasa bırakmamalı. Yani boş bırakmayın. Arazi boş, çıplak kalınca ne yapıyor? Rüzgar esiyor, biraz toprak alıyor. Yağmur biraz toprak alıyor, alıyor da alıyor. 15-20 yıl sonra bakıyorsun, arazide toprak kalmamış, yerine kayalar çıkmış. Anı nadasa bırakılmamalı. Bunun yerine nöbetleşe ekim yapabilirsiniz. Nöbetleşe ekim yapılmalı. Ekim yapılmalı. Nöbetleşe ekim yapılmalı. Peki bitkiyi koruduk. Eğimi nasıl azaltacağız hocam? Tarlayı eğime dik sür. Dik sürmeli. Nasıl yani? Senin eğimli bir tarlan var şu şekilde. Bunu böyle sürmeyeceksin. Suya yol yaparsın. O zaman su daha hızlı gider. Beraberinde de toprağı alır. Eğime dik şu şekilde süreceksin. Eğim böyle. Sen eğime dik süreceksin. Ya da bir başka önlemde taraçalandırma yap. Nasıl yapacağız hocam taraçalandırmayı? Basamaklandır. Eğer eğimli bir arazin varsa onu öyle bırakma. Basamak basamak yap. Taraçalandır. Taraçalandırma yapılmalı. Taraçalandır. Soru geliyor. Dikkat. Hep aynı yerleri kullanıyor gibi olacağız ama bir saniye. Bir, iki, biraz değiştirdim soruyu. Üç, dört, beş. Şimdi değişiklik oldu. Arkadaşlar işaretli yerlerin hangisinde? Erezyona karşı taraçalandırma tedbiri alınamaz. Buyurun. Erozyona karşı taraçalandırma tedbiri alınamaz. Hangisinde? Bekliyorum. Cevap bekliyorum. Siz benimle konuşun. Ben duyuyorum. Duyuyorum arkadaşlar. Bu mu? Bu eğimli. Burada taraçalı. Karadenizler çay bahçelerini taraçalı yapmışlar. Alınır. Eğimli alınır. Taraçalandırma yapılır. Eğim var. Taraçalandırma. Yıldız Dağları yapılır. Konya havasında ya da Konya'nın üzerinde Ankara havasında taraçalandırmaya gerek yok. E çünkü zaten düz bir yeri niye basamaklandırasın ki? Dümdüz bir yer niye basamak basamak yapılır? Arkadaşlar taraçalandırma eğimli yerler için bir tedbirdir. Şimdi evet erozyonun zararları neler? Verimli toprakları getiriyor. Türkiye'de tarımda verimin düşmesine sebep oluyor. Bitkinin cılızlaşmasına sebep oluyor. Erezyonla taşınan malzeme barajları doldurabiliyor. Barajların ömrünü kısaltıyor arkadaşlar. Erezyonun en önemli iki zararı derseniz tarımsal verimi düşürmesi, iki barajları doldurması. Peki faydası var dediniz hocam. Bir de faydasını söyleyelim. Mesela faydası dediğim şu. Kızılırmak İç Anadolu'da erezyon yapıyor götürüp delta ovasını oluşturuyor çok mu faydalı? Hani fayda mı denir buna bilmiyorum ama hani delta ovalarının oluşması için erozyon olması lazım. İçeriden taşınan malzeme götürüp kıyıya dökülüyor. Ama tabii her yerde kıta sahanlığı böyle geniş olmadığı için bazı yerlerde bu malzeme boşa gidiyor. Her yerde delta oluşmamış. Bir de olaya o açıdan bakmak lazım. Evet erozyonun zararları, inferit faydası gibi bir durumdan da bahsettik. Böylece arkadaşlar sizlere bugün doğal afetleri anlatmış oldum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında coğrafyanın ilk kısmı olan beşeri kısmından önceki o fiziki kısmını bitirdik. Burası yaklaşık 9 soruya tekabül ediyordu. Bugüne kadar beni dinleyen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar 9 soruluk kısmı tamamlamış oldular. Bundan sonra Türkiye'nin beşeri ve ekonomik coğrafyasına bakacağız. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin nüfusu, nüfus yapısı, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, maden, enerji, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, projeler, günceller deyip diğer dokuz soruyu da garanti altına almaya çalışacağız. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.